Bu videoda size 2'nin karekökünün irrasyonel olduğunu ispatlamak istiyorum. Ve bu ispatı çelişki yöntemini kullanarak yapacağım. Çelişki yöntemiyle ispatlamada zıt olanı kabul ederek başlıyoruz. Yani bu bizim amacımız. Ama ispatın sağlığı açısından ters durumu varsayalım. Yani 2'nin karekökünün rasyonel olduğunu varsayalım. Ve göreceğiz ki bir çelişkiye sebep olursak durum bu olamaz. Eğer sayımız rasyonel değilse, eğer karekök 2'nin rasyonel oluşu ile ilgili bir çelişkiye düşersek, o zaman karekök 2'nin irrasyonel olması gerektiğini anlamış olacağız. O zaman ne dedik? Tersi durumu varsayalım. Karekök 2 rasyoneldir diyelim. Yani eğer karekök 2 rasyonelse, demek ki 2'nin karekökünü a ve b gibi iki tam sayının oranı olarak yazabiliriz. Ve ayrıca bu iki sayının ortak çarpanları olmadığını varsayıyoruz. Diyelim ki ortak çarpanları var. Eğer pay ve paydayı aynı ortak çarpana bölersek, sonuçta kesir yine en sade haline ulaşır. Kısaca a ve b aralarında asaldır da diyebiliriz. Yani bu oranı oluşturan sayıları aralarında ortak bir çarpan bulunmayacak bir şekilde ve dolayısıyla daha fazla sadeleştirilemeyecek şekilde yazabiliriz. Herhangi iki tam sayının oranı şeklinde yazılmış bir kesrin pay ve paydasını ortak çarpanları ile bölersek daha fazla sadeleştirilemez bir hale getirebiliriz. Bu yüzden ben de buradaki a ve b'yi bu kesrin en sade şekline uygun olacak şekilde seçtiğimi varsayıyorum. Ve bu da oluşturmaya çalıştığımız çelişki açısından önemli. Bu yüzden bunun sadeleştirilemez olduğunu varsayacağım. A ve b'nin ortak çarpanları yok. Bunu buraya yazayım çünkü bu ispatımız açısından çok önemli. Aynı rengi kullanalım. A ve b'nin ortak çarpanları yok. Yani sadeleştirilemezler. Bu iki sayı aralarında asallar dedik. Peki bu bize ne ifade ediyor? Tamam, şimdi bununla birazcık oynamaya çalışalım. Şimdi eşitliğin iki tarafının da karekökünü alalım. Eğer kök 2'nin karesini alırsak 2 buluruz. Ve burası da a kare bölü b kare eşit olacak. Bu a bölü b'nin karesinin a kare bölü b kare eşit olmasıyla aynı şey. Ve şimdi iki tarafı da b'nin karesiyle çarpabiliriz. Yani 2 çarpı b kare eşittir a kare. Peki, bu bize a kare hakkında nasıl bir bilgi veriyor? Şimdi a kare b kare çarpı 2'ye eşit. B'nin bir tam sayı olduğunu varsaymıştık. O zaman b'nin karesi de tam sayı olmalı. Yani elimizde bir tam sayı çarpı 2 var. Ve bu da bize bir çift sayı verir. Çift bir tam sayı. Bu da bize a karenin çift bir tam sayı olduğunu gösterir. Peki bu niçin bu kadar ilginç? Şimdi a kare dediğimiz şey aynı iki sayının çarpımı. Yani a çarpı a. O zaman a çarpı a'nın çift bir sayı olması gerekiyor. Peki bu bize a hakkında ne söylüyor? Şimdi hatırlayalım. A çift ya da tek bir tam sayı. Ve biliyoruz ki iki çift sayının çarpımı yine bir çift sayı verir ve iki tek sayının çarpımı yine bir tek sayı verir. Şimdi bir sayının kendisiyle çarpımı var elimizde. Ve bu çift bir sayı olacak. Bunu elde etmenin tek yolu da bu sayının çift olmasıdır. Yani buradan a'nın çift olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da a'yı 2 çarpı bir tam sayı şeklinde yazabiliriz. Bu tam sayıya k diyelim. Pekala, buradan nereye varmaya çalışıyoruz? Bunu daha sonra b'nin de çift olması gerektiğini gösterirken kullanacağız. Şimdi bunun üzerine biraz düşünelim. Buradaki adıma geri dönersek, a'yı bir tam sayının 2 katı şeklinde yazarsak, ki bu da a'nın çift olması gerçeğinden ileri geliyor, o zaman buradaki ifadeyi şu şekilde tekrar yazabiliriz. 2 çarpı b kare eşittir 2 k kare. A kare yerine 2 k kare de yazabilirdik. A'nın çift olduğunu varsaymıştık. Eğer a çiftse 2 çarpı bir tam sayı şeklinde yazılabilir dedik. Buradan 2 b kare eşittir 4 k kare diyebiliriz. Ve iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek b kare eşittir 2 k kare buluruz. Şimdi k kare bir tam sayı olduğuna göre bir tam sayıyla 2'yi çarparsak çift bir sayı elde ederiz, değil mi? Ve bu da bize b karenin çift olduğunu söylüyor. Eğer b kare çiftse az önceki mantıkla b'nin de çift olduğunu söyleriz. Ve çelişki de burada.
Başlangıçta a ve b'nin birden başka ortak çarpanı olmadığını, dolayısıyla da buradaki a bölü b kesrinin sadeleştirilemez olduğunu varsaymıştık. Ama buradan ve a bölü b'nin kök 2'ye eşit olması gerektiği varsayımından, a'nın ve b'nin çift olduğu sonucuna ulaşmıştık. Şimdi eğer a ve b çiftse ve 2 gibi bir ortak çarpanları varsa, o zaman bu kesir sadeleştirilebilir. Payı ve paydayı 2 ile sadeleştirebiliriz. Çünkü a ve b'nin ortak bir çarpanı var. Şimdi bunu daha açık hale getirmek için yazalım. Buradan ve buradan a ve b'nin ortak çarpanı olduğunu bulduk. Ve bu da a bölü b'nin sadeleştirilebileceği anlamına geliyor. Ve çelişki de burada. Yani baştaki varsayımımızı çürütmüş olduk. Aslında a bölü b varsaydığımız üzere sadeleştirilemez değil, çünkü aslında a bölü b kesri sadeleştirilebiliyor. Dolayısıyla böyle bir varsayım çelişkiye sebep oldu. Yani karekök 2 irrasyonel olmalı.